De Abdullah Harf'ta, Kerkük'te ne olacak? E, orasını da merak ediyoruz. Belki soruya biraz buradan da yanıt vermek istersiniz. Buyurun. Şimdi Akif, tabii e, karışık gözüküyor. E, neden? E, çünkü e, Daş merkezli şekillenen fotoğraflarda e, işin içerisinde hem Haşiş Şabiler'i görüyoruz, hem Peşmerge'yi görüyoruz, hem PKK'yı görüyoruz, e, hem de Irak Merkezi ordusunu görüyoruz. Yani kendine özgü bir takım bağlantıların gelişmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi e, son 10 gün içerisinde e, Kerkük merkezinde 10 saldırı oldu. E, özür dilerim 5 saldırı oldu. E, Kifri'de, e, işte Karaçuk'ta e, ve e, şeyde Altın Köprü'de. E, bugün dünkü Altın Köprü'deydi. O gün gece e, yine e, Kerkük'te e, Kürtlerin olduğu bir köye Saldırıldı ve 6 tane köy boşaltıldı. Ee, şimdi ve bu saldırılarda 21 tane peşmerge hayatını kaybetti. 3 tane de sivil hayatını kaybetti. Şimdi tabii böyle okuyucu e, saldırılar peşmerge yani bir tanesi geçti sonra boşaltıldı, sonra işte peşmerge kuvvetleri falan girdi. Böyle bir kendine özgü fotoğraflar gelişiyor. Şimdi ne oluyor? E, tabii e, meseleyi değerlendirirken öncelikli olarak bu e, bağımsızlık referandumundan sonra Kerkük'ün e, bir şekilde e, peşmergelerini özellikle e, KYB'nin e, KDP, KYB'yi suçluyor biliyoruz. İhanet ettiniz bize ve o yüzden Kerkük'ü yü biz kaybettik. Diyor. Çıktılar, çıkmak zorunda kaldılar. Ve burası Kerkük, e, kimine ne geçti? Merkezi kuvvetler üzerinden İran etkisi, Haşişabilerin etkisi çok arttı. Hatta Haşişabilerin etkisi artarken çok farklı bir fotoğraf daha gelişti. Türkmen Haşişabilerin e, bu yapı içerisinde yer alması. Yani Türkmen bölgelerinin e, Şabi üzerinden, İran tandansı bir yapı üzerinden... Ee, ele geçmesi gündeme geldi. Çok karıştı fotoğraf. Yani hani ve hassaslaştı bizim açımızdan da. Aslında bu evet. biraz daha sevgili Laplar Türkmenleri de kendi içinde ikiye bölen bir tablo oluştur. Yani tabii. hatta öyle bir şey oldu ki Irak merkezi yönetimi bir de Şii e, Türkmenler için televizyon kanalı bile kurdu. Yani aslında devlet de bu sürecin Şii Türkmen ve Sünni Türkmen olarak ayrılmasına destekçi oldu. Doğru. Ve fotoğraf nereye gitti? Şimdi bizim hep Kerkük'te ilgili konuşmuş olduğumuz temel meseleye gitti. Aslında özde Türkmen olan, Türk olan Kerkük'ün Araplaştırma yani Tarip, Kürtleştirme ve Şiileştirme arasındaki yaşamış olduğu kıskaca gitti iş işte tekrar. Ve Daş burada bir aparat örgütü olarak kendisini göstermeye başladı. Doğru mesela. tartışabiliriz. Araplaşmasının mı, Kürtleştirme mi, Şiileştirme e, mi? Şimdi e, son dönemde e, yani özellikle bağımsızlık referandumundan sonra Kürtlerin en çok rahatsız olduğu, KDP'nin en çok rahatsız olduğu konu ne? Araplaşması ve İran etkisinin Kerkük'te çok artması. Kimin üzerinden? Eee Abiler üzerinden ve Irak ordusu üzerinden. Şimdi bununla ilgili e, işte en son 25 Kasım'la ilgili Irak merkezi hükümetiyle e, KDP arasında işte iki tugayın birinin Kerkük'e, birinin e, ...tuzulmatıya yerleştirilmesi meselesi vardı... ...ve Türkiye'de de... ...çok ciddi anlamda bir e, kamuoyu oluşmasına sebebiyet verdi... ...yani hassas bir konu kendisini gösterdi... ...şimdi ne oluyor... ...şimdi en son fotoğrafta şu var... ...yani 21 tane peşmergenin ölmüş olduğu fotoğrafta şu var... ...şimdi... ...vatandaş diyor ki... ...bir güvenlik boşluğu var... ...özellikle seçimlerden sonra... ...haşiş abilerin olduğu alanlarda... ...haşiş ...ipe un serdiler... Bundan dolayı bir güvenlik boşluğu var. Peşmerge ile Irak ordusu arasında da kalıcı bir anlaşma yapılmadı, yapılamıyor. Hı hı. Bu boşluklardan istifadeyle daha saldırıyor. Ve kimler var işin içerisinde? İthal Araplar var. Yani Kürt tarafı bu cümleyi kuruyor. Diyor ki ithal Araplar. Yani maksat ne? Toprağı Bereketli toprağı ve petrol kuyuları ele geçirmek. Örneğin 6 tane köyün boşalmasıyla e, gündeme bu? gelen o temel mevzuda, temel mevzuda e, 24 tane petrol kuyusunun el değiştirmesi meselesi söz konusu. Bir diğer tarafıyla da bereketli topraklar. Yani diyor ki onlar, Kürt tarafı diyor ki, bereketli toprakları Daş üzerinden merkezi Irak, İthal Araplar, yani bir Araplaştırma politikasına maruzuz. Böyle bir şikayet var. Şimdi Peşmerge de diyor ki, ya biz giremiyoruz buralara diyor. Niye? Irak merkezi hükümetiyle anlaşma yapmadık diyor. Yani buralar hani tartışmalı bölgeler ama aynı zamanda güvenlik boşluğunun oluştuğu bölgeler. Peki güvenlik boşluğu oluşmasıyla ilgili kimler kimleri suçluyor? Seçimlerden sonra Irak merkezli Irak üzeri yani İran destekli Şabiler büyük bir güç kaybına maruz kalınca buralarda güvenli, güven boşluğu, güvenlik boşluğu bıraktılar. Bundan dolayı şimdi hani suçlamayla Haşi Şabi ile Dağış arasında bir bağlantı var. Burada güvenlik boşluğu ürettiler, buradan Dağış saldırıyor diyorlar. Öteki de diyor ki, hayır Dağış saldırıyor, güvenlik boşluğu var. Buralarda ben etkili olmalıyım diyor. Şimdi bunun üzerine Neşirvan barzan de diyor ki, bugün yapmış olduğu açıklamada, işte Fransız Büyükelçisi ile konuşurken örneğin, diyor ki, biz işte burada tartışmalı bölgelerde işte Dağış'a karşı mücadele için, e, koalisyonla işbirliği yapmalıyız, dış ülkelerle işbirliği yapmalıyız diyor. Başka bir açıklamasında şu var, yine Barzani, geçe, yani bu şeydeki e, yapılan, daha önceki yapılan saldırılarda şu cümleyi kurdu. Dedi ki, biz dedi Irak merkezi ordusu ile Peşmerge arasındaki sınırlar belirlenmeli. Şimdi bu cümle, e, bu daha gerekçe göstererek kendini çok belli ediyor ama bu tartışmalı bölgelerdeki paylaşımla ilgili bir cümle aslında. Şimdi bu yani şimdi biz o zaman hep korktuğumuz konu. Tartışmalı bölgeler yani Türkmen coğrafyasında e, merkezi Irak'la KDP arasında bir paylaşımın olması ve burada Türkmenlere ait olan bir inisiyatifin kendisini bir türlü gösterememesi meselesi. Yani Türkmenlerin haklarının Irak merkezi hükümetiyle KDP arasında veya Irak bölgesel yönetim arasında paylaşılması. Şimdi bu noktada Türkmenler çok arada kalınca işte bağımsızlık reformunda ortaya koydukları tavrı görüyorsunuz. Yani hepsi büyük bir sevinç gösterisi Irak merkez hükümetiyle ilgili. Şimdi ama baş, şimdi başka bir fotoğraf daha var. Yani o kadar hassas ki konu. Şimdi e, örneğin yakın zamanda bir şey oldu Kerkük'te. İşte iki tane Tugay'ın biraz önce bahsetmiş oldum. iki tane Tugay'ın işte Tuzhurmutlu ve Kerkük'te konuşlanması meselesi. Şimdi bu kime karşı ya yani KDP'nin orada güçlenmesi kime yarıyor? Önemli bir şey bu. Yani Peşmergen orada Kerkük'te güçlenmesi kime yarıyor? Başka bir şey evet. daha oluyor. İr İra İran'a yönelik arıyor? bir operasyon var. Nerede? Kerkük'te. Türkiye'ye yarıyor. Bir saniye. KDP'nin Kerkük'te ama güçlenmesi iş... Türkiye'ye mi yarıyor? Yani niye? Kime karşı güçleniyor mu? Kime karşı? İran'a karşı güçleniyor. İran'a karşı güçleniyor. Tamam, Şimdi, doğru mu anlıyorsun? Süleymaniye'de bir operasyon var. Evet, aynı şey söyleyeceğim öyle. Tamam, da ama, bizim ama... için bizim için bunun yani yukarı tükürsem e, bıyık aşağı tükürsem sakal durumu yani, değil mi bak, bu? Yani şimdi bakın ben, Allah ben, aşkına... ben ben çok çok daha başka bir şey söyleyeceğim, çok Buyurun. daha ileride başka bir şey söyleyeceğim. Yarın Kerkük'te bir çatışma çıktığında Türkiye'nin desteklemiş olduğu peşmergelerle İran'ın desteklemiş olduğu Türkmen Haşi şahibler arasında bu gerginlikten dolayı bir çatışma çıkarsa biz ne yapacağız? Türkiye Peşmergiyi mi destekliyor en Kerkük'te? En 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 zor, zor soruyorsunuz işte, bana sorarsanız bu. Türkiye yani Kerkük'te ben onu, mi destekliyor? onu demeye çalışıyorum. Şimdi KDP'ye biz çok yakınız. Yani Erbil'de yakınız. Yakın. Kerkük'te Doğru yakın mıyız? Şimdi Kerkük'te yakın olmazsak, yakınlaşmazsak Türkmenleri kime kaptırıyoruz? İran'a kaptırıyoruz. ...Şi mezhebi üzerinden, Şiileşme üzerinden... Türkmenleri burada Ve da KDP'ye mi şu an kaptırmış oluyoruz? Haşşi var. Gibi olsa. Türkmenler Şimdi Haşşi başlıklarına... var. Haşi... Şimdi sorumuz şu. Sorumuz şu. Haşşi abiler var. Türkmen Haşşi abiler var. Değil mi? Ama İran güdümünde hareket ediyorlar. Türkiye güdümünde hareket etmiyorlar. En ağır sorulardan bir tanesi soru. E çok Soruyorum ben Referandumda benden. da KDP, Kerkük'ü tırnak içerisinde... ...Kürdistan'ın bir ayrılmaz parçasıdır. Kürdistan'ın Kudüs'üdür dedi... Doğru. Onu nereye koyacaksınız? <laughs> yani işte onu da bir yere koyamıyoruz. Çünkü bağımsız bir sonrasında Türkiye'nin tavrını da işte o kadar karışık ki o kadar hassas ki konu. Çetin Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu tavrı hatırlayın. Bağımsızlık referandan sonra biz kapıları kapattık. Ekonomik bir kriz baş gösterdi KD, şey, e, bölgede. E, Kerkük, Kerkü, biz tamam Kerkük'ten şeyler çıktı. KDP çıktı. KYP ile birlikte. PKK'da Amerika da vardı. Kimin eline geçti? Türkiye'nin tabii Türkiye'nin de geçmedi ki. Ben Kaşı Şahabiler üzerinden, Irak Merkez şey Hükümeti üzerinden İran'ın eline geçti. <laughs> ee, ben Mustafa